arkadaşlar, kanalım Çarido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir kutu açılış videosu yapacağız diyeyim. Bir ürün inceleme videosu yapacağız. Kutu açılışı demek çok doğru olmaz çünkü ikinci el aldım bir ürün, zaten açılmış bir kutu. Ben tekrardan açacağım. Tekrardan kutu açılış videosu yapacağız diyebiliriz. Ben Affleck'in, Batfleck'in, gelmiş geçmiş en iyi Batman'in, Batarang'inin birebir boyutunu, hangi firmaymış bu? Caliber Metalworks'un yaptığı birebir replikasının açılışını yapacağız. Ürünü sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ondan sonra da şöyle bir iki artistik videosuna, fotoğrafına bakarız. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Hep birlikte ürünün açılışına geçip neye benzediğini inceleyelim. Evet, önce kutuyla başlayalım. Çok inceleyecek bir şey var mı derseniz tabii ki yok. Kutunun önünde bir standın, Batarang'in resmi var. Yapan firma OM Caliber Metalworks, galiba hatta MX Caliber Metalworks, bilmiyorum artık, yani neyse. Batman Batarang One on One Scale Replica. Birebir boyutta yapılmışı ve yine sol üst köşede DC'nin logosunu görebiliyoruz. Sağ tarafına bakarsak kutunun, burada birkaç yarasa resmi, sanat çalışması, altta DC logosu. Yan tarafında da yine bir uyarı var. Dikkat edin, bu bir oyuncak değildir, tehlikelidir, ıvır zıvır vesaire, 18 yaş üstü için yapılmıştır. Fırlatmayınız, atmayınız, şaka yapmayınız. Sakatlanmalara veyahut da ölüme sebep olabilir diye adamlar uyarmışlar. O yüzden ilk gelen arkadaşımın kafasına fırlatacağım. Arkada da yine bir Batarang'in sadece resmini görüyoruz. Altta yine firmanın ismi ve internet sitesi qmxonline.com. Yine yan tarafına bakarsak üstte firmanın logosu, alt tarafta da yine DC ve yarasaların resmini görebiliyoruz. Kutu kabaca bundan ibaret. Gelelim kutuyu açalım. Tam da böyle ASMR mi deniyor? O videolardan oldu. Eğleyeyim kutuyu falan. Ses çıksın. Ben açmış olabilirim. Evet, sana biraz tersten açtım. Neyse. İçinden şöyle bir kart çıkıyor. Yine firmanın. Yine aynı şekilde. Demek ki adamlar okuyanın anlamayacağını, kutunun sağını solunu okumayacağını düşünerek belki de ikinci bir tane koymuşlar. Ama ben İngilizce bilmediğim için bunu anlamıyorum. O yüzden dediğim gibi gelen ilk arkadaşım kafasını fırlatacağım. Köpük. Çok önemli bir şey değil. Şöyle bir stand çıkıyor öncelikle içinden. Batfleck'in logosu ve burası mıknatıs da olabilir belki de, bilmiyorum. Onu mu tutacak çünkü nasıl tutacağını çok böyle çözemedim bakarak. Kedim kapının açılmasını istiyor. Onu diyorsanız kusura bakmayın. Birazdan alacağım içerisini, merak etme. Ve alt tarafına bakalım. Yine firmanın logosu. Batman v Superman filminin logosu. İşte vesaire vesaire. Çok önemli bir şey değil. Gelelim esas olana. Batarang'e. Patlamış adamlar. Şöyle bir naylon poşette çıkıyordu. Açılınca da yani bayağı ağır diyebilirim aslında. Keskin mi derseniz tabii ki değil. Uçları falan kütleştirilmiş. Ama yine de birinin kafasına tutar da vurursanız bu da bence can yakar. Hadi dediğim gibi bakın, burası mıknatıslı. Tahminimce buraya koyduğum an tutacak zaten. Mat bir boyası var. Şöyle yakından gösterirsem. Kenarları tabii ki parlak metal. Gerçek metal bu arada, plastik değil. Şimdi koyalım. Bakalım. Şöyle sizler için kamerayı biraz eğeyim. Gördüğünüz gibi standta sergilemek için yapılmış güzel figür denmez buna ama işte bir replika. Birebir ölçülerde yapılmış bir Batarang. Artık suçla savaşmaya başlayabilirim. Batarang'im de olduğuna göre tamamdır bu iş. Şimdi gidip kediye kapıyı açacağım. İnşallah gelip kendini bununla yaralamaz. Ondan sonra da birkaç tane şöyle sağdan soldan güzel videosunu çekerim.
Daha da sonra da editli videoydu. Benim uğraşmam lazım. Yani ne diyeyim size? Gönlünden geçen herkesin de buna sahip olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sağda solda paylaşmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.